Köpek balığı filmlerini seven biriyim. Bu türde ne kadar çok film yapılıyor olsa da kalitelisine denk gelmek zor. Yine geçen bu tarz bir filmin fragmanına denk geldim. Umutsuzca. Here we go again. Diyerek birkaç dakikamı bu fragmana harcayayım dedim. Ama gördüklerim beni şaşırttı. İlk tepkim şuydu. Bu demek. Fragmana göre resmen aynı Megalodon o filmden buraya geçmiş gibi. Hem bir efsaneye hem de mite dayanan filmi ben bayağı merak ettim. Hadi birlikte detayların üzerinden geçelim. Önce filmin konusundan bir bahsedelim. Petrolcü Paul, ailesiyle güzel bir tatil yapmak ve DM performanslı petrol platformunu teftiş etmek için Meksika'nın bir eyaleti olan Baja California'nın incisi Bahia Negra'ya gider. Ancak vardıklarında geçmişten bildikleri sahil kasabasının eskisi gibi olmadığını fark ederler. Paul ne olduğunu öğrenmek için köyü incelemeye başlar. Teftiş yapacağı petrol platformuna ulaşmak için bir tekne ayarlar. Geride kalmaktan çekinen ailesi de onunla platforma gelir. Denize petrol sızıntısı olmaktadır. Yapıya çıktıklarında başta kimseyi göremezler. Kimse kalmamıştır. Bunun sebebi devasa köpek balığıdır. Köpek balığı pusudadır. Paul'un ailesi ve yanlarındaki birkaç kişi güvenli bir şekilde köye geri dönmenin bir yolunu bulmaya çalışır. Ancak her şey imkansız görünür. Çünkü kara iblis doğanın yaşam alanını döktükleri petrolle kirleten insanları öldürmeye kararlıdır. Kendilerini kurtarmanın tek yolu katil köpek balığını öldürmektir. Ancak mükemmel bir plana ihtiyaçları vardır. Tehlike her an yaklaşırken Paul ailesini köpek balığından kurtarıp onları sahile ulaştırabilecek midir? İşte film bunun cevabını arayacak. Şimdi ilk olarak kara iblis efsanesini konuşalım. Söylentilere göre siyah bir köpek balığı Meksika körfezinde görünüyormuş. Bu köpek balığının ağzı bir balinayı yutacak kadar büyükmüş. Bu 20 metreye yakın olarak ifade ediliyormuş. Tekneleri devirir, balinalara saldırır ve tek bir ısırıkta deniz aslanının sürüsünü yutarmış. Onu gördüğünü iddia edenler yüzeyde çalkantılı dalgalar olarak görülebilen uzun kırbaç benzeri bir kuyruğu tarif ediyormuş. Somut bir kanıtı yok ama yine de kara iblis uzun yıllardır efsaneleşmiş bir köpek balığı. Mit kısmına değinirsek, fragmanda Tlaloc'tan bahsediliyor. What is that? Tlaloc, the black beamer. Tlaloc, Aztek kültüründen bir taneye verilen isim. Yaşam ve rızık verici olarak tapılan yağmur, bereket ve su tanrısıymış. Onu şu şekilde tasvir ediyorlarmış. Fragmanda da bu sembole sık sık rastlıyoruz. Yaşam ve rızık verici bu tanrı, bunun için insan kurban isteyenlerdenmiş. Bazen dağ zirvelerinde, bazen de mağaralarda ona kurbanlar verilirmiş. Bu kurbanlar da çocuklardan seçilirmiş. Eğer kurban edilirken çocuk ağlarsa bolluk bereket geleceğini işaretmiş. Sapkın sapkın işler. Neyse, fragmanda da bu kurban konusuna vurgu yapılıyor. He's gonna keep getting his revenge until the sacrifice is made. Ondan dolayı mitin bu kısmından bahsettim. Hem efsanenin hem de mitin birleştiği bu devasa yaratıkta kötü bir ima var. Paul'un çocuklarını ondan koruması için çok iyi bir planın olması gerek. Yanındaki Meksikalı adama da çok güvenemedim açıkçası. Tlaloc inancı sebebiyle çocuklardan birini kurban etmeye çalışması bana şaşırtıcı gelmeyecek. Oyuncu kadrosuna baktığımızda pek tanıdık isimler yok. Josh Lucas bildiğim bir isim. Bir de Megalodon'u tanıyorum. Her halükarda kara iblisin Megalodon olduğunu düşünürsek Jason Statham'ın The Meg 2'si bu yaz vizyona girmeden önce The Black Demon fena bir seçenek olmayacak gibi. Aklınızda olsun. Film 21 Nisan'da sinemalarda olacak. O zaman millet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.